Arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Şu anda elimde tuttuğum telefon Nokia'nın yeni akıllı telefonu. Bu telefona ben gerçekten aşık oldum. Telefon tasarımı inanılmaz güzel telefonun. Nokia 8 Scirocco elimdeki telefon. Şöyle telefonun detaylarına bir şurada bakalım hep birlikte. Yalnız telefon gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani ne kadar anlatsam boş. Eminim siz de deneyimleyince siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Nokia için bayağı devrim bir cihaz, devrim niteliğinde bir cihaz olmuş diyebilirim. Şimdi şöyle yaklaşalım bir telefona doğru. Evet, yine ağaçlı ve elmalı konseptimde size Nokia'nın yeni akıllı telefonu 8 Scirocco'yu anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Öncelikle telefonda Android One platformu var. Şurada gördüğünüz üzere Android One logosunu. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer bir Nokia 8 Scirocco satın alırsanız her zaman Android'in en son versiyonunu kullanabileceksiniz ve tabii ki stoğa yakın versiyonunu kullanacaksınız. Telefonda eleştirilecek tek nokta bana sorarsanız işlemcisi Snapdragon 835 bir işlemci var Nokia 8 Scirocco'da. Bu neden eleştiriliyor? Yani bu sene çıktı, 845 kullanılabilirdi ama Nokia bunu uygun görmemiş maalesef. Şu anda Snapdragon 835 kullanılıyor cihazda. Telefonun RAM tarafında 6 GB bir RAM konumlandırılmış ve 6 GB RAM bu telefon için bence çok iyi bir RAM kapasitesi. Şöyle ekrandan birazcık size bahsedeyim. Şimdi ekran 5.5 inç ve gördüğünüz üzere çerçevesiz bir yapıya sahip. Arkası müthiş ince arkadaşlar. Müthiş incelikli cihaz. Yani o yüzden zaten çok fazla beğendim. İnanılmaz ince ve şöyle gördüğünüz üzere ekran kıvrımlı bir yapıda. Yani Note 8 ve Samsung 8'den, Samsung S9'dan özür diliyorum. S9'dan alışık olduğumuz gibi bir ekran yapısına sahip Nokia 8 Scirocco gayet iyi bir ekrana sahip. Bu ekranın kasa oranı %81.1. Gerçekten hayranlık uyandıran bir ekran kasa oranına sahip Nokia 8 Scirocco. O konuda da ayrıca tebrik etmek lazım Nokia'yı. Ekranın piksel yoğunluğuna baktığımızda ise yine 534 ppi seviyesinde bir ekran piksel yoğunluğu görüyoruz. O açıdan da oldukça yeterli. Ekranın zaten canlılığı oldukça güzel. Şuradan şöyle internete bağlıyken bir tam indiri açalım, hatta size de göstereyim. Evet arkadaşlar, yani ekran falan baya baya iyi. Yanlış yazdım. Yeni bir site çıkarmış gibi oldu. Ekranın parlaklığı falan oldukça iyi. Şöyle size de göstermiş olayım bunu. Devam ettiğimde 128 GB'lık bir depolama kapasitesine sahip olduğunu size söyleyeyim. 6 GB RAM olduğunu söylemiştim. Şimdi arkaya döndüğümüzde arkada kullanılan şu çift kameranın bir tanesi 12 megapiksel ve f1.75 diyafram alanına sahip bu kamera. Gayet iyi bir kamera gerçekten. Zaten Zeiss imzalı, şuradan da göreceğiniz üzere. Diğer kamera da yine 12 megapiksel ve f2.6 diyafram aralığına sahip. Dual piksel bir kamera var Nokia 8 Scirocco'da. Ve bu dual piksel kamera tabii ki beraberinde bokeh efektini, aynı zamanda 2x zoom'u da getiriyor. Şuradan onları da size gösterebilirim. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Şöyle devam edersek ön taraftaki kameranın 5 megapiksel olduğunu da atlamadan size söyleyeyim. Fotoğrafı çekip elmaya da şöyle bir yaklaşalım. Bu elma bizim buradaki foto modelimiz gibi oldu gerçekten. Son olarak bataryadan birazcık size bahsedeyim arkadaşlar. Telefonda aslında batarya kısmına gelmişken şeyi de söyleyeyim. Telefonda Quick Charge 4.0 kullanılıyor ve wireless şarj özelliği de mevcut. Wireless şarj olma olayı da oldukça güzel olmuş açıkçası. Batarya tarafında da 3260 mAh'lık bir batarya kullanılmış. Bu 3260 mAh'lık batarya sizi bir gün rahatlıkla götürür. Ve Avrupa satış fiyatı Nokia 8 Scirocco'nun 750 Euro civarında. Şimdi telefon genel anlamda beni baya etkiledi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bir tek şeyi unuttum söylemeyi. Onu da hemen söyleyeyim. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip Nokia 8 Scirocco. Siz ne düşünüyorsunuz Nokia 8 Scirocco hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bolca beğenin arkadaşlar. Bolca beğenin. Barcelona'dan videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.